İğnedere'deyiz. İğnedere'de ne var, ne yenir, ne yapılır? Onları çok kısa bir şekilde geçeceğim. İğnedere'de bir kere çok küçük bir yer. Büyükçe şöyle uzunca bir sahili var, plajı. Denizi tabii Karadeniz olduğu için dalgalı ve çabuk derinleşen bir denizi var. Çok hareketli bir yer değil. Karşıda gördüğünüz adada Liman Köyü olarak geçiyor. Çok büyük beklentilerle geldim ama İğneada çok karşılamadı beklentilerimi. Küçük bir şöyle göstereyim, böyle bir çarşısı var. Otel fiyatları ya da işte pansiyon fiyatları kıyı köye göre ya da çevre illere göre en az iki katı fiyatlar ve çok fazla. Şu anda bir restoranda bir yemek yedik. O da en az iki katı, yani İstanbul'a göre bile iki katı fiyatlar burada. Ulaşım zor, işte getiremiyoruz. Ürünler burada daha pahalı gibi gerekçeleri var ama gerçekten pahalı bir yer, küçücük bir yer. Buraya genelde işte birkaç turistik yeri, Longoz ormanlarını, Dupnisa mağarası gibi yerleri gezmek için gelenler uğruyorlar ve kalanlar da şöyle denizi tadına çıkarıp gidiyorlar. Çok uzun kalınır mı? Tabii herkesin tatilden beklentisi farklıdır. Ben daha küçük çocuğum olduğu için daha böyle sığ denizler, daha rahat edebileceğim korunaklı denizler ya da havuzları tercih ediyorum. Burada da güvenlik şeritleri çekilmiş ama çabuk derinleştiği için küçük çocuğu olanlar daha dikkatli olmalı diye düşünüyorum. İğneada ama tabiat olarak güzel, yeşilliği Karadeniz kıyısında güzel bir yer. Yolları biraz kötüydü. Buradaki arabaların hemen hemen hepsinin üstü tozlu. Buraya gelirken yine Bataçıka, Köstebek Çukuru gibi yollar, oralardan geldik. Ama gelinmeyecek gibi değil. Kesinlikle hani bu taraflara geldiyseniz mutlaka gelinip görülüp gezilecek yerler tavsiye ediyorum.